İki değerli konuğum var. Türkiye'yi birincilikte Balkan Şampiyonası'nda temsil ettiler ve Balkan Şampiyonu oldular. Konusunu biraz sonra kendileri anlatacak. Evet, İsmail Eray Çokal. Hocam merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sıtkı Doğuşlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Sizi ben tebrik ediyorum. Teşekkürler. Atasporumuzda birincilikte dalını siz anlatacaksınız. Balkan Şampiyonu olmak önemli. Evet İsmail Hocam, sizden başlayalım. Bu merak nereden başladı ve Balkan Şampiyonası'na doğru nasıl gitti? Evet. Sonra da hocam anlatır. Evet. Ben İsmail Eray Çokal. Bursa'da avukatlık yapıyorum. Aslında evet. Orijinal işim o. Fakat her Türk'ün olduğu gibi bizim de atla bir sevgi bağımız vardı. Ve bunu amatör olarak işte hobi olarak çeşitli çiftliklere gidip oralarda. Peki ailede var mıydı yok. Böyle ata binen? Ata binen yok. Herkes DNA'dan geliyor diyorsun. Kesinlikle şöyle bir şey. Bunu şöyle de daha net açıklayabilirim. Herkes hayvan sever. Fakat kimisi köpeği çok sever. Kimisi doğru. Kediyi çok sever. Kimisi ikisini de sevmez. Fakat atı sevmeyen Türk yoktur. Hakikaten doğru. Biz atlarla gidiyoruz, geziyoruz, seyahat ediyoruz. Nereye gitsek inanır mısınız sanki bir işte pop star görmüş gibi insanlar heyecanla ata doğru koşuyorlar. Daha bugüne kadar ay at biz bundan hoşlanmadık. Bu neden buraya geldi? Bu niye böyle diyen insana rastlamadım ben hocam. Evet. Rastladım aynı. Mı? Aynı İlginç, değil mi? Herkesin inanılmaz bir sevgi bağı var. Belki hayatında hiç at görmemiş bir insan dahi atı sever. İlginç. Bir hayatında hiç at görmemiş bir çocuk süpürgeyi at yapar, atçılık oynar. Bu çok ilginç bir şey yani gerçekten. Hakikaten çok ilginç ya. Yani. DNA'larımızda, genimizde ata karşı bir ilgi var. Biz de bu ilgiyle beraber hep böyle gidiyordum. Bir gün tesadüfen Sıtkı Hocam'la tanıştım. Evet. Yine böyle bir şey için öyle çiftliği, Sıtkı Hocam'ın çiftliği var Bursa'da, Doğuşlu Binicilik Kulübü. Oraya böyle hobi amaçlı yine böyle biniş yapmak için gitmiştim. Bir türlü de tabii biniciliğimi geliştiremiyorum böyle profesyonel yapmadığımız için. Hocam tabii. Dedim nasıl yapabiliriz biz bu işi? Yani ben nasıl öğrenebilirim? Dersimi alayım? Nasıl yapayım? Hocam da dedi ki ya dedi sana dedi eğer bu işte gerçekten ciddiysen, iyi niyetliysen, ciddiysen bir at alalım. Profesyonel olarak başlayalım. Biz de nasıl olur hocam olur mu olmaz mı derken atı aldık. Ve başladı. Başladık. Evet. Peki hocam sizde bu merak nereden geldi? Şimdi şöyle söyleyeyim. 1998 yılında Bursa Atlı Spor Kulübü'nde başladım. Evet. O dönem kendi çiftliğimiz vardı. Şu andaki mevcut olan çiftliğimizde daha farklı hayvancılık yapıyorduk. Evet. Babamın da sayesinde yani vesilesiyle 1998 yılında Bursa Atlı Spor Kulübü'nde bir at alarak binicilik sporuna başladık. Güzel. Daha sonra aşağı yukarı orada 10 yıl kadar engel atlama branşıyla ilgilendim. Evet. Daha sonra ekonomik şartlardan dolayı at spor kulübünde o binicilik sporunu bırakmak zorunda kaldım. Evet. Aradan birkaç sene sonra tabii ki kopamadık. At artık bizim yani. Ruhumuza işlemiş. Yani. Attan kopamadık. Şu anda çiftliğimizin bulunduğu arazide kendimize ait bir çiftlik yapma planlamasına giriştik. Ve daha sonra 2007 senesinde bunu hayata geçirdik. Evet. O zamandan bu zamana kadar tabii ki çiftliğimiz doğanın içerisinde bir yer. Arazisi, ortamı çok güzel. Daha sonra işte dediğim gibi bu araştırmayla Türkiye Binicilik Federasyonumuzun sayesinde yapılan atlı dayanıklılık branşına yöneldik. Yarışmalara katılmaya başladık atlı dayanıklılık olarak.
2007 senesinden ta bu zamana kadar çok keyifli gelmeye başladı. Yani engel atlamada kendi branşta çok güzel. Evet. Fakat atlı dayanıklılık doğada yapılan bir spor olduğu için atın doğasına uygun, inanılmaz manzara, doğa. Değerli izleyicilerimize anlatma açısından atlı dayanıklılık deyince uzun mesafeye mi gidiyorsunuz? Evet, aslında? Şöyle söyleyeyim. 20 kilometreden başlayıp 160 kilometreye kadar giden bir kronometrede yarışma. Türkiye Bincilik Federasyonu'nun, yani ulusal şeyde Türkiye Bincilik Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu yarışlar. Bunu bütün dünyada bütün federasyonlar yapıyor. İşte Eray Bey'in de bahsettiği gibi bütün dünyada lisanslı sporcusunun en fazla olan bir disiplin şu anda. Daha sonra işte Eray Bey'le tanıştık. Az önce de bahsettiği gibi ben bu sporu yapmak istiyorum. Bilicilik sporunu yapmak istiyorum. Peki burada atların bir sürü cinsleri var. Arap atı, İngiliz atı, yerli atlar. Burada bu karakterler fark ediyor mu? Tabii ki şöyle, bizim sporumuzda en uygun ırk Arap ırkı. Öyle mi? Evet. Bütün dünyada da bu kanıtlanmış. Biz de Arap atını kullanıyoruz. Çok dayanıklı, iklimsel hava şartlarına en uyum sağlayan, insana daha sıcak kanlı bir ırk. Onu kullanıyoruz. Bütün dünyada onu kullanıyor. Evet. Şimdi beni merak ettim. Eray Bey'in avukat, yani okulu bitir, avukatlıkla uğraş. Avukatlık kolay bir iş değil, biliyorsunuz. Evet. Mahkemeler filan. Demek ki atı görünce rahatlıyor. Evet. Bir kendine geliyor. Terapi gibi bir... Evet. Ben, bu benim yorumum tabii. Şöyle, siz ne diyorsunuz? Şöyle izah edeyim. Ben daha önce kayak da yapıyordum. Binicilikten önce. İkisi de doğada yapılan ve doğayla bir mücadele sporu. Uzun kilometre atla gidiyorsunuz ve pür dikkat gitmeniz gerekiyor. Yani başka bir şey düşünme şansınız yok. Yok değil mi? Oraya bütün diyorum. Şey ata kanalize olma. İnsan bütün düşüncesini oraya verdiği zaman aklını kurcalayan o diğer şeyler gidiyor. O 2 saatlik, 3 saatlik şeyde hiç kalmıyor. Tabii. İnsan neden uyuyamaz? Gündüz işteki şeyleri düşünür, uyuyamaz. İnsan neden stresli olur? İşi düşünür, stresli olur. İnsan neden birisini pür dikkat dinleyemez? Aklında başka düşünceler vardır. Ata bindiğiniz an bu düşüncelerin hepsi sıfırlanıyor. Çok doğru. İki saat çok özel doğru. Ayırdığınız bir alan olmuş oluyor. Çok size. Doğru söylüyorsunuz. İşte Bursa Atlı Spor Kulübü'nde benim de bir atım vardı, Gönül diye. Atla işte ruhu bir bağlantı oluyor. Evet. 3 gün gitmemiştim. At, 3. gün gittiğim zaman atı sevmeye başladım. At yüzüme bakmadı. Ondan sonra küsmüş 3 gün niye gelmedin diye. Evet, doğru. Hocam öyle dedi. Rahmetli Mennan Pasinli Hoca. Çok hisli hayvanlar. Evet. Yani sizin ses tonunuzdan, hareketlerinizden, ya, siz ona kızıyor musunuz? Anlıyor değil mi? Seviyor tabii musunuz? Ki, seviyor musunuz? O yönden tamam. İnanılmaz hisli. Çünkü neden? Şöyle söyleyeyim. Yani hiçbir canlı sizi 160 kilometre üstünde taşıyamaz. Evet. Araba bile zor taşıyor. Evet, 160 kilometre hiçbir canlı sizi üzerinde taşıyamaz. Ve sizi ve taşıdığınızı bilerek taşıyor. Evet. Yani böyle şey gibi değil, bir yük şeyi gibi değil. Değil değil mi? Evet. Şimdi normalde üzerine bir onun binmek için kullandığımız eğerlerimizi koymayalım. Tabii. Bıraktığımız zaman kimse tutamaz onu. Tabii tabii. Yani hoplar, zıplar ama üzerine eğer koyduğumuz zaman diyor ki ben şu anda diyor yük üzerimde binicim var. Sorumluluğu. Düzgün ayağımı basmam lazım. Çünkü onlarda da bir karakter oluşuyor. Sporcu karakteri. Nasıl insanlarda bir sporcu karakteri oluşmaya başladıysa at o sisteme girmeye başladığında, antrenmanı yapmaya başladığında, yarışmaya başladığında o sporcu karakterine bürünüyor. Yani Allah. O kantarmayı takıp eğri vurduğun zaman at biliyor ki o disipline giriyor. Evet, ben sporcu atıyım. Şu an diyor, enerjimi tasarruflu kullanacağım. Kullanmam lazım. Tamam mı? Binicisine sadık. Yani binicisi ona komut verdiğinde, yani işte Eray Bey de biliyor. Çoğu ülkede koştuk. Evet. Türkiye'nin her tarafında koştuk. Koştunuz değil mi? Bizim parkurlarımız bir engel atlama parkuru gibi değil. Doğa şartlarında mücadele ediyorsun. Bir gün çok soğuk,
bir gün yağmur, tabii, bir gün çok sıcak. Çamur. Anlatabildim mi? Tabii. Yani ağır. Bunları at göz ardı ederek sizin istediğiniz hedefe sizi en güzel şekilde götürmeye mücadele ediyor. Tabii. Evet. Bir de şunu da ben izah etmek istiyorum. Bazen bana soruyorlar. Tamam kardeşim biliyorsunuz bunları anlatıyorsunuz. Elinizde niye kamçı var diyorlar. Bizde ben de diyorum ki bazı binicilik sporlarında kamçı var. Mesela yüksek atlamada. Ama bu dövmek için değil. Sadece teşvik. Yönlendirmek için. Evet. Sadece evet, yönlendirmek için. Dövmek için değil. Onu da altını çizelim. Zaten müsabakalarda yani hakem heyetinin göz önünde oluyor bütün tabii, müsabakalar. Tabii. Zaten ona hiçbir hakem müsaade etmez. Etmez. Bunun yaptırımları var, cezaları var. Mesela evet. Engel atlamada da bu şekilde doğru. Bizim atlı branşında kamçı kullanamazsınız, evet. Mahmuz kullanamazsınız. Çok hatta doğru. En ufak bir şiddet sizin elemine olmanıza sebep olan bir ya, olay. Ya. Evet. Burada şimdi, şey atlı dayanıklılık sporunun diğer branşlardan farklı bir özelliğinden aslında bahsedelim. Nedir hocam? Evet lütfen. Atlı dayanıklılık sporunda ata zarar verebileceğimiz işte kamçıdır, mahmuzdur bunların tamamı yasak. Tamam güzel. Kamçıya benzer herhangi bir şey de bir çöp da yok, parçası he? Da elinizde gördüğü an diskalifiye olursunuz. Ve bizim her loop'ta yani tekrar starttan başlamadan şimdi bilmeyenler için de açıklayayım. Tabii. Starttan baş çıkmadan önce at veteriner kontrolüne giriyor. Öyle mi ya? Tabii. Eğer atınızın sağlığı yerinde değilse veya atınız çok bir yorgunluk durumundaysa, yürüyemeyecek gibiyse ya da ufak da olsa bir efendim nefes problemi yaşıyorsa, mide bağırsak problemi yaşıyorsa, sırtında ufak bir ağrı varsa atınız tekrar starttan çıkamaz. Çıkamaz. İkinci tura. Çok zor. Tura. Çok. Şimdi bu formalarınızı görünce çok kıskandım ya. Ay yıldızlar. Evet, filan. Bu, biraz şu formanın özelliğini anlatın bakalım. Nedir bu? Niye giydiniz bunlar? Bu formalar biz Balkan Şampiyonası'na katıldık. Evet. Kendi konunuzda. Atlı dayanıklılık. Atlı dayanıklılık. Uluslararası Binicilik Federasyonu'nun FIA'nın düzenlemiş olduğu atlı dayanıklılık şampiyonası her yıl düzenleniyor. Yani önce Türkiye'de seçmeler yapıldı. Şöyle. Kazandınız. Balkan Şampiyonası bu sene Romanya'da yapıldı. Evet. Yapılması planlanan Balkan Şampiyonası için Türkiye Binicilik Federasyonu oraya 8 atla katıldı. Evet. 8 tane at, 5 asil, 3 yedek olmak üzere 8 tane at ve binici ikilisi seçti. Güzel. Bunu da Türkiye'deki geçmişten günümüze gelen yarışlar bir sezon içerisinde ve en son Türkiye'de bir FIA yarışı düzenlendi. Evet. Oradaki FIA yarışında başarılı olan biniciler arasından seçti. Bu formaları da tabii bize Türkiye Binicilik Federasyonu yani. Orada kullanmamız için verdi. Türk milli takımının tüm branşlarda kullanmış olduğu bir şey, tabii, forma. Tabii. Tüm branşlarda aynısı Türk milli takımı kullanıyor. Evet. Tüm ülke çapında. Sonra biz Romanya'da Balkan Şampiyonası'na katıldık. Yani o duyguyu merak ediyorum hocam. Nasıl bir duygu o? Şimdi Romanya'ya gidiyorsunuz. Birçok ülke var değil mi? Tabii yarışmaya Bulgaristan, gire. Romanya, evet. Yunanistan, Balkan ülkelerinin pek çoğu vardı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Aşağı yukarı 4 defa bu branşta milli sporcu oldum. Güzel. Hırvatistan, Bulgaristan, Romanya'da koşmak nasip oldu. Tabii bugüne kadar belli derecede ettik. Balkan üçüncülüğümüz var, Balkan dördüncülüğümüz var. Bu sene sporcuların da büyük bir azim göstermesiyle, atlarıyla beraber 2021 Balkan şampiyonu Romanya'da gerçekleşti, evet. Muftiya'da. Orada ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiler ve Balkan şampiyonu. Şöyle de bir özellik var. Hem takım olarak Balkan şampiyonu, hem evet. Ferdi olarak Balkan şampiyonu. Öyle mi? Ha, evet. İki konuda çok evet, iyi. Evet, aynı şekilde. O yüzden tüm sporcularımızı, katılan tüm sporcularımızı canı gönülden kutluyorum. Evet, hakikaten. Gelecek biniciler için de çok büyük örnek. Çok, evet, evet. Alttan gelecek genç nesil için evet. Bu etkinlikler çok güzel bir genç olay. Nesiline soralım, şampiyon olduğunuz bağlı. Ne hissettiniz? Nasıl bir ruh hali vardı?
Vallahi, atımı kucakladınız. Ne yaptınız? Gerçekten Ahmet Bey, biz oraya katıldığımızda bir şeyle gittik. Yani ümitsizlikle gittik. Çünkü bugüne ya, kadar hiç böyle olmamış, bir derece elde edilmemiş. Hani elenmezsek falan diye katıldık. Tabii bir günden önceden strateji yapıyorsun. Fakat antrenör olarak biz diyoruz ki işte bir sürü ülke var. Tabii. Daha evvelden bir ülkeleri de tanıyoruz. He. Yani kim ne yapabilir? Sporcuları tanıyoruz. Onlar da bizi tanıyorlar. Güzel. Ama dediğim gibi yani bu 2020 yıldaki bütün sporcular, sporcu arkadaşlarımız çok özveriyle çalıştılar. Tamam mı? Hatta orada en son gün yaptığımız toplantıda neden olmasın? Yani neden olmasın diye kendi kendimizi sorgulamaya başladık. Neden olmasın? Evet. Genç nesil öyle mi düşünüyordu? Şöyle oldu. O ruhla çıktılar yani. Bugüne kadar işte bütün Balkan şampiyonalarında bazı teknik hatalar olmuş. Veya bazı öngörülemeyen hatalar olmuş. Fakat bizim hocalarımız bu tecrübeyle bize aktardılar. Doğru. Dolayısıyla bizim sporda, Türkiye'deki yapılan atlı dayanıklı sporunda ve dünyadaki atlı dayanıklı sporunda en önemli şey aslında hoca. Hoca değil mi? Tabii. O atın üzerinde 120 kilometre, 160 kilometre gitmek gerçekten kolay değil. Ama ne demek ya? Yani sporcunun psikolojisi düşünmeye bazen müsaade etmiyor. Çok. Bazen şey yapıyor, heyecanlanıyor veya şey yapıyor. Yerde sakin birisinin ve geçmişte bu hataları yapmış, yaşamış birisinin bunu size aktarması gerekiyor. Bak öyle yaparsam böyle olur, böyle şöyle olur. Yaparsam böyle olur diye. Biz bu yıl Türkiye ilk defa Balkan Şampiyonası'nda başarılı oldu fakat yerde olan hocalarımız geçtiğimiz yıllarda defalarca bu Balkan Şampiyonası'na katılan hocalarımız olduğu için o tecrübelerini olduğu gibi aktardılar sporculara. Ve sporcularda da şöyle bir şey, bu tek taraflı bir şey değil, bazen bir şey verirsiniz karşı taraf almak istemez. Doğru. Biz de iyi öğrencilerdik. Kapasitesi o kadardır. Doğru. İşte o yüzden az önce de lafın başında söyledim. Yani inanılmaz bir altyapı oluştu çok gençlerde. Öyle. Evet. Ben ve takım arkadaşlarım da hepsi, ben avukatım, bir tane arkadaşımız yüzbaşı, diğer arkadaşımız bir yerde iş adamı. Yani böyle öğretileni, söyleneni anlayabilecek yapıda öğrenci arkadaşlarımız vardı. Vay İnsanlar vay. Olduğu için bu başarı geldi. Fakat bu başarı gelmeden önce oradaki duyguyu anlatayım. Evet. Mesela Bulgaristan bu sporda iyi bir seviyede. Öyle mi? Dünyada yeri var. Ve son 7 yıldır üst üste Balkan şampiyonu. Vay be. Bulgaristan. Evet, Bulgaristan. Yarışmaya geldikleri atlar dünya şampiyonasına katılmış atlar. Bizim atlarımız daha onlara göre amatör. Evet. Şimdi sohbet ediyoruz Bulgarlarla, biz de tanıyoruz. Benim de Bulgaristan'da bir atım daha var, oradan da tanıyorum. Tabii spor kardeşlik aynı zamanda. Öyle tabii canım. Bir şey tabii. Yok, tabii. Kavga ortamı yok. Sohbet ediyoruz böyle, çay içiyoruz. Bulgaristan'daki hoca diyor ki, Eray diyor, eğer akıllı olursanız üçüncülük sizin için iyidir. Possible, olabilir diyor. Güzel. İngilizce konuşuyoruz. Evet. Sizin için uygun ama diyor lütfen diyor, bizimle diyor mücadele etmeyin. Evet. Takip etmeyin. Bizi diyor takip ederseniz taktiğe bak. Çok kötü olur. Taktik yapmıyor aslında, bize şey yapıyor. Ha, doğal öyle anlatıyor, doğru olanı söylüyor. Çünkü kendilerine çok güveniyorlar ve çok iyi atları var gerçekten de. Bu çok ilginç bir hikaye. Şu şöyle ve saatte 20 kilometre, bizim atlı dayanıklı branşında saatte 20-22 kilometre inanılmaz bir sürat, tempo. Evet, çok öyle hızlı. Şimdi oraya gelecek. Evet. Onların atları 160 kilometre daha önce koşmuş ve saatte 20-22 kilometre bölü saat hızla yol alabilen atlar. Bizim atlarımız 15, 16, 17, 18 ve hiç ilk defa 100 koşuyor, belki ikinciye 100 koşan atlar. Dolayısıyla matematiğe baktığımızda yani onlar çok avantajlı. Onlar avantajlı. Ve avantajlı olduğu için de bize diyor ki benim atlarımı takip etmeyin çünkü biz çok hızlıyız ve sizin atlar bize yetişemez. Elenirsiniz. Evet. Sizin için yazık olur. Elenince hiç sıralama olmuyor. İyilik yapıyor. Ama diyor yavaş yavaş, bize iyilik yapıyor. Yavaş yavaş giderseniz üçüncü olabilirsiniz. Ben de geldim takım arkadaşlarıma bunu anlatıyorum. Bak Bulgar hoca böyle söylüyor. Arkadaşlar yavaş gidelim, öyle gidelim. Bir tane de kulakları çınlasın bir abimiz var. Reşat abimiz. Dedi ki böyle durdu.
Temiz kalpli de bir abi. Arkadaşlar dedi, bu dedi Allah'ın işi dedi. Hiç belli olmaz dedi. Orada dedi bir çakıl taşı var o arazide. Bulgaristan'ın atının ayağına da denk gelebilir dedi. Yani. Ve asıl da öyle oldu. Evet, öyle oldu. Ya. Ya. Peki yani Türkiye'de nasıl karşılandı bu şampiyonluk, Balkan şampiyonluğu? Türkiye'ye döndünüz, geldiniz. Evet. Genel olarak nasıl karşılandı? Biz orada ilk defa kendimiz zaten bir inanamadık ne oldu falan diye. Sonra şeye çıkınca, kürsüye çıkıp İstiklal Marşı okunduğunda evet, o inanılmaz. Orada hazır oldu. Bizle beraber bütün Romanyalılar, Bulgarlar İstiklal Marşı'nda hazır oldu. Sadece ya. İstiklal Marşı okundu. Ya. Türk bayraklarına işte bunun bizde videoları, görselleri var, açıldı. Ağlayan arkadaşlarımız işte çok duygulu bir an. Duygulu bir andı. Yani ilk defa yaşadığımız çok, bir an. Çok önemli. O zaman anladık biz Balkan şampiyonu olduğumuzu. Evet. İstiklal Marşı okunmaya başladığında anladık. Federasyon başkanımız aradı, tebrik etti. İşte bazı eski bakanlarımız, Tarım ve Köy İşleri Bakanımız Sayın Mehdi Eker. Öyle mi? Bizim zaten içerisinde şu anda sporcu. Sporu yapıyor. Öyle mi? Eylen yapıyor bu sporu. Evet. Bizimle beraber müsabakada koşuyor. Çok çok güzel ya. Şimdi ben Kırgızistan'a gittim, Kazakistan'a gittim, Moğolistan'a gittim. Mesela Moğol steplerinde geziyoruz, şeye gideceğiz, Orhan abidelerini görmeye gideceğiz. Yüzlerce at yanımızdan geçiyor, yılkı atlar. Şeyler var, otağlar var, o insanlar o otağlarda kalıyor. Birisi bizi davet etti, çay içelim diye oturduk. Orada şeyi gördüm, at. Onların her şeyiydi. Evet. Yani o steplerde biliyorsunuz göz dümdüz bir yer. At ulaşım aracı, at arkadaşı, at her şeyi. Bir de kımız da süt de veriyor. Evet. Şeye dedim ki yav dedim bu kadar at var, bu kadar atla iç içesiniz neden? Ya diyor ki at demek insan demek diyor. At demek diyor, bizim için diye yaşam demektir diyor. Onları gördüm. Siz de bilmiyorum oralara gittiniz mi, gördünüz mü? Hala bu kültür, at kültürü orada devam ediyor. Evet. Bu atalarımızdan gelen kültür Anadolu'ya da geliyor. Anadolu'da da var. Bugün köylerde de birçok yarışmalar yapılıyor. Bunu şunun için anlattım. Yeni nesile ya da bizi dinleyenlere ne tavsiye edersiniz? Bu birincilik sporuyla hangi bölümde olursa? Şimdi bizim tabii atasporumuz. Fakat bu atasporumuzdan öte aslında atalarımızın bir savaşlarda kullandığı evet. Bir ulaşım sistem, aracı. Ulaşım aracı. Doğru. Ve savaş şey yani bir süvari. Çok önemli bir savaş esnasında. Fakat teknolojinin gelişimiyle beraber bu birazcık geri planda kalmış. Evet. En son Kurtuluş Savaşı'nda zannediyorum atlı süvariler doğru. İzmir'e girmişler ve çok önemli yani yabancı kuvvetlerin tankına topuna karşı biz atlı birliklerle hakikaten doğru. Süvariler. Sonra işte Cumhuriyet kurulduktan sonra tarihini de şöyle kısaca özetlemek lütfen, gerekirse lütfen. Cumhuriyet kurulduktan sonra bu at sporlar tamamen hiç yok. Osmanlı'da hiç kullanılmıyor. İzmir'de sadece Levantenler belli bir grup şey yapıyorlar. Düz koşu yarışmaları bu hipodromlarda yapılan yarışları yapıyorlar. Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk tabii atları çok seviyor. Kendinin de atları var. Engel atlamalı da faaliyetleri var. Resimleri, fotoğrafları var. Atatürk önderliğinde Türkler de diyor bu atlı sporların içerisinde olmalı diyor. Ve yurt dışından atlar getiriyor. Hem Arap hem İngiliz. Öyle mi? Tabii. Bugün Türkiye'deki TİGEM'in ona da bir değinmek isterim. Bu atlı dayanıklılık sporunda Arap atları kullanılıyor. Evet. Biz TİGEM'in yetiştirmiş olduğu Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün yetiştirmiş olduğu Türk Arap atlarını kullanıyoruz. Ha, Türkiye'de yetişir araba. Türkiye'de yetişiyor evet. Ve Türk Arap atı diye geçerler. Öyle mi? Dünyanın en iyi kan hattına sahip Arap atlarıdır ve en kıymetli Arap atlarıdır. En dayanıklı değil mi? Yurt dışına çıkarılması bile yasaktır. Yasaktır.
ticari amaçla çıkaramazsınız. Çok doğru. Çok. Biz müsabaka için bile çıkarmak için binlerce yerden izin alıp teminatlar yatırarak çıkartıyoruz. Kan hattı doğru. Bozulmasın, yurt dışına gitmesin diye. Türkiye buna çok önem veriyor. Tabii. Türk Arap atlarının atalarını yine Mustafa Kemal Atatürk Irak'tan getirtiyor. Öyle mi? Hepsinin hala secereleri var. Ha, ilginç. Şu anda bir Arap atının geçmişe doğru bir, yani hiçbirimizin bu kadar soy kütüğü var. Soy kütüğü, seceresi yoktur. Vay çok be. Temiz bir şekilde tutuluyor. Soy ıslahı çok iyi. Bu atlarla işte bu biz önemli. Spor yapıyoruz ve işte yine Atatürk'ün katkısıyla birlikte bu çeşitli sporlar evet. Türk tarihinde yer almış. Gençlere bizim tavsiyemiz ne olur diye sormuştunuz. Bu minvalde elimizde bizim veri var. At evet, var. Evet. Her şeyden önce bu atla yapılan evet, bir spor. Evet, evet. Kendi branşımızla ilgili konuşuyorum. TİGEM'in yetiştirmiş olduğu Türk Arap atları gerçekten bu iş için ideal atlar. Ancak bizim sporumuzun yegane olması gereken şeyi sabır. Tabii. İyi bir hoca tabii. ile eğitim. Antre olup sabırlı olmaları. Tabii çok. Şeyde Türkmenlerin bir altın atları var meşhur. Akalteke. Akaltekeler. Ben oraya gittiğim zaman söylediler. Bir ara galiba komünist döneminde o atları yok etmeye çalışmış. Çok dayanıklı, savaşa giren iyi atlarmış. Sonra bir grubu dağların tepesinde bir vadiye kaçırmışlar. Orada muhafaza etmişler. Çünkü soyunu tüketiyorlarmış. Oradan yurt dışına at çıkarmak insan kaçakçılığı kadar büyük suç. Evet. Kesinlikle ve kesinlikle kanunen bir atı çıkarmam mümkün değil. Sadece devletler arası cumhurbaşkanı veya başbakan düzeyinde hediye evet, muayenetinde bir tanesini Türkiye'ye hediye ettiler evet, değil mi? Cumhurbaşkanlarımızı, başbakanlarımızı hediye atlarımız var Ankara'da. Evet. Onun haricinde kesinlikle yurt dışına çıkması yasak. Yasak evet. İşte bizde de TİGEM'in uygulamış olduğu evet. o kanun soyunun farklı ülkelerde kullanılmasını engellemek doğru. ve aynı zamanda kırılmasını. Bazı ülkeler mesela Safkan Arap atlarını diğer atlarında kırıyorlar. Evet. Dengeyi bozuyor biraz tabii, bozuluyor. Tabii. Onu evet. engellemek için evet. kesinlikle ve kesinlikle evet. işte Balkan Şampiyonası'nda da gördü evet. Eray Bey. Çok sıkıntılı. Yani dışarı çıkarmak mümkün değil. Evet. İnanılmaz yani, bir bürokrasi var. Doğru yapıyorlar. Doğru. Evet, bence de doğru. Hocam bizim bu yaptığımız spor bir tarafı Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nı ilgilendiriyor. Onların yetiştirdiği atları yapıyoruz. Bir tarafı Gençlik ve Spor Bakanlığı. Spor Bakanlığı. Evet, yani. Aynen. Çok güzel. Fakat ikisinin arasında bizim branşımızla ilgili bir protokol olsa, bir uyum olsa. Onu tavsiye etmek lazım. Tavsiye etmek lazım. Şu anda çalışmalar yapılıyor. Yapılıyor mu? Türkiye Binicilik Federasyonumuz tarafından şu anda o protokol imzalanmaya çalışıyor. Şöyle, bizim atlarımızın %80'i, %90'ı biz Türkiye Jockey Kulübü'nden anladım. Aldığımız atlarla anladım. Bu sporu yapıyoruz. Anladım. Tabii ki oradan alınan atlar at sahipleri üzerinde olduğu için şu andaki federasyon ve devlet yurt dışına çıkabilmesi için mutlaka evet. atın kendi üzerinde olması, doğru. satışının kendi üzerinde doğru. olmasını istiyor. Doğru. Şimdi o çalışmalar devam ediyor. Çok güzel. Tüm gençlere de tavsiye ediyoruz. Binicilik sporu hangi konuda olursa olsun. Ama hocamların anlattığı konuda bu sporu yaparsanız rahatlarsınız. Terapi. Hayvan seversiniz. Evet. Sohbetimiz çok güzel ama programın da sonuna geldik. Son olarak neler söylemek istersiniz? Genel olarak binicilik sporunda bütün ailelere tavsiyem gençleri, çocukları bu spora yöneltmesini. Doğru. Yani bunu bütün dünya, doktorlar, uzmanlar çocukların gelişimi, fiziksel, doğru. mental gelişimi için bu sporu çok tavsiye ediyorlar. Yani bütün ailelere tavsiye ederim. Tavsiye ederim. Hocam siz ne söylemek istersiniz son olarak? Ben de profesyonel sporcusu olduğum atlı dayanıklılık disipliniyle ilgili dünyadaki adı endurance, Türkiye'deki adı atlı dayanıklılık. Herkesin bu sporu yapmasını isterim. Evet, doğru. Gerçekten hem
ruhsal, psikolojik anlamda hem fiziksel sağlık Doğru. anlamında Doğru. insanı maksimum iyi Doğru. seviyelere ulaştıran bir spor. Ben kendi şahsım adına söylüyorum. Yani pek çok böyle rahatsızlığı, bağışıklık sisteminden kaynaklanan, fiziksel sistemden kaynaklanan rahatsızlığımı bu spora başladıktan sonra artık yok. Ne güzel. Bak, iyi bir evet, örnek. İyi bir örnek gerçekten de. Hem fiziksel açıdan bir iyi bir seviyeye ulaşıyorsunuz. Çok iyi, çok iyi. İnanılmaz bir kondisyon disiplin. Ve kalori kaybı Doğru. sağlıyor insana. Doğru. İnanılmaz bir disiplin. Fakat bunun dışında hayata dair başka disiplinler de yüklüyor. Çünkü bir canlının Doğru. sorumluluğunu alıyorsunuz. Çok doğru. Aynı zamanda. Çok doğru. Çok. Gerçekten çocuk yaşlarda başlayıp herkesin bu sporun içerisinde yer alması gerekir. Bu çok daha detaylı anlatılır. Yani tabii, ben tabii, bunu böyle tabii. saatlerce anlatabilirim tabii, ne tabii, işe yaradığını. Tabii, doğru. Fakat zaman kısıtlı. Evet. İnşallah gönül verip başlayanlar söylemek istediklerimizi anlayacaklar. İnşallah. Geldiğiniz için çok teşekkür Biz ederim. Teşekkür ederim. Çok değerli bilgiler verdiniz. İnşallah. Sağ olun. Ve tebrik ediyorum sizi. Teşekkür ederim. Şampiyon olduğunuz için. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. Efendim programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.